Ya Vlad'ın şu savaşta kaybettiği orduyu Erengard bölgesine alırken kaybettiği orduyu Isabella ile telafi ederiz ama önce kaosu ortadan kaldırmamız lazım. Bizim iki eleman kaosun üstüne koşturacak. Sonra Isabella'nın tecrübeli ordularını Vlad'a hizmet etmesi için vereceğiz. Vlad yukarıdaki Norska kabilesini dövmeye devam edecek. Şu an başka bir olayımız yok maalesef. Empire Total var, YouTube'a gelecek mi? Oturup yemeden içmeden sövdüğüm videoyu YouTube'a atmaktan yana taraftar değilim. Bu Kaos'un suikastçilerinden de kurtulmak lazım ya. Bizim ordular umarım oraya yetişir bu arada ya. Muhtemelen yetişemeyecekler ama bence biraz atlı lazım. Mobi oyun prosu, biz atlı bassak da onlarınki kadar etkili olmaz ya. Adamlar vurkaç yaptı kanka. Adamlar vurkaç yaptı, gerilla taktiği. Hani vurdular, zayıflattılar, sonra gelip tekrardan daldılar. Kardeş, essene bir gir Isabella. Birader sen de Isabella'nın götünün dibinde dur. Hah. Şurada dur, sana dalarlarsa şehir garnizonuyla Isabella da desteğe gelsin. Öteki türlü patlarsın kanka. Burada asayiş düşüşü de var. Hayırlısı bakalım, nasıl elimizde tutacaksak mekanı. Buralarda upgrade'lik bir şey yok. Buraları upgrade'leyebilirim ama şu an upgrade'lemek istemiyorum. Ha, buranın büyümesini arttırabilirim. Nülne ne dikilebilir? Nülne. Yasaklı kütüphane dikilebilir. Hem araştırma hızını arttıralım hem de şey yapalım diye, de yasaklı kütüphane de 10 bin, yani 10 bin parada kolay kazanılmıyor. Yani sövdüğüm videolar subslara özel, öyle mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Oy. Ordunu oradan kıpırdatma. Maç anlıyorsa kapışak kanka. Güzel, 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 güzel. Menzilimizin içine kaçtı abi. Menzilin içine kaçtı, çok güzel. Yalnız farkında mısınız bilmiyorum. Tüm oyun boyu kaos bize fokuslandı. Allah'ım, elf ordularını kaos ordusu zannettim birden. Aklım çıktı lan. Elfler bizim müttefikti değil mi? Oh. Aklım çıktı lan. Aklım çıktı abi, aklım çıktı ya. Birime saldır, başarılı. Bu aptal elf ordusuna sahip çıkamıyor ki zaten. Şimdi kardeş, selamünaleyküm. Sen bir şöyle gel. Isabella, sen de buradan bir gir bakayım çocuğa. Kaçama lütfen. Haydi. Bu ne şimdi? Kardeş, biz seni nasıl yakalayacağız ya? Şu gelen elf ordusunu bu arada düşman ordusu zannettim. Yemin ediyorum aklım uçtu ya. Kardeş sen nasıl bir lordsun, nasıl bir generalsin? Elflerle müttefik olduk da aklımızı aldın be oğlum ya. Vallahi elf müttefikliği güzeldir, rojdır dediler de aklımızı aldın be. Aklımızı aldın abi be. Ana binayı mı bassam, garnizona mı yönelsem, yoksa burada direkt şey mi bassam? Ya dur, acelemiz yok ya, burada bir gıbbet basalım. Burası beklesin. Şu Essen'in orayı falan azıcık upgrade'leyeyim. Ostermark bölgesini. Yeni aldığımız yerde de ufaktan bir çalışma yapalım. Erengard'a dokunmayacağım zaten henüz. Tamam, salacağız turu mecbur. Elfleri sevmeyen bir ork nasıl müttefik oldu acaba? Şu an ork değiliz çünkü vampiriz hanımefendi. Şu an hala elfleri sevmiyorum ama ortak düşman doğrultusunda birleşilebilir. Yani kaoslardan daha çok nefret ediyorum, öyle söyleyeyim. Elf ordusunun burada olması içimi rahatlatıyor açıkçası. Müttefikim olduğu için topraklarımdan geçerken hasar da yemiyor.
Elflerle tamamen ayrı bir türüz ama şu an elfler bizim üzerimizden başka bir yere gidiyor sanırım. Ulan bir de ihanet edip çat diye dalıyorlarmış. Efendim Bretonya. Saldırmazlık anlaşması. Şimdilik hay hay. Şimdilik hay hay kardeş. Şimdilik hay hay. Çünkü daha önemli önceliklerim var. Sürüleri mi geliyor? Evet, canavar adamlar da içimizde çıksın ki biz buralarda bayağı zorlanalım, değil mi? Canavar adamların da içimizde çıkması zaten kritik önem arz eden bir durum. Kardeş biz seni niye yakalayamıyoruz ya? Oğlum bak buradan gidiş yolu neresi? Ya aşağı inecek, Opsarta Kalesi'ne gidecek ya da buradan böyle gidecek. Ben tam şu yol ayrımının oraya geleyim. İki ordumla beraber tam yol ayrımının oraya gelelim. Umarım bu arada şu birazcık daha yanaşsın da Isabella ile diğerinin ordusuna da destek vermeye çalışacağım çünkü. Drakenhof Kalesi hala daha upgrade'lenmedi yeterince. Sana asayişi falan da fullemişiz. Ne verelim sana biliyor musun? Kabus atını verelim birader. Sen iyi hizmet ediyorsun. Atla böyle dilediğin gibi yardıra yardıra gidersin. Mailine baktım da dostum. Opsarta Kalesi'ne gidiyor galiba. Mailine baktım da ben sadece resmi olaylarda çalışmayı tercih ediyorum. Kusuruma bakma. Teşekkür ediyorum ama ilgin için, alakan için. Eyvallah. Hani bireysel server tanıtımından falan yana taraftar değilim açıkçası. Bu arada elf orduları da bu çocuğun önünü sıkıştırıyor. Yavaş yavaş kaos için zaman daralıyor abi. Gidip kaosun kafasına zıbam diye çekeceğiz. Umarım nereye giderse gitsin yakalayabiliriz ya. Hayır 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 hayır. Hop. Dalacağız. Aha lan. Aha lan yakalanıyor. Aha yakalanıyor. Oo bu ordu niye bizimkinden daha güçlü gözüküyor hocam? Adamlar bizden niye daha güçlü gözüküyor? Yalan ya, daha güçlü olsalar kaçmazlardı. Ejderleri ver şu orduya. Al save'i. Bunların da atlıları mızraklı ya. Yağmacı atlısı galiba. Öncü mevzilenmesi. Yakın dövüş hücum menzil 75. Menzil hasarı 30. Bunlar okçu birimler galiba ya. Birkaç tane atlı okçusu var. Başka bir şey yok bunun. İki atlı okçu bizi o kadar yıpratamaz ya. Vlad'ın ordusu gibi zarar görmez bu ordu. Kaosla olan savaşın ne oldu? İşte son savaşı veriyoruz. Bir kere kazandık. Yurdumuzdan def ettik kaos ordusunu. Tekrardan toparlanıp geldiler. Şu an şey yapıyoruz. Ha, Olcay o zaman mailler karıştı dostum ya. Benim en son mailimde sadece bir tane şey vardı da. İşte server tanıtım şeysi gibi bir şey. Ebedi seçilmiş. Ya şey işte bu Kaos'un kralı. Kaos'un en güçlü ordusu. Biz bu herifi normalde yendik. Ama bugün tekrardan karşımıza geldiler. Vice Empire Total War girdim. Bir daha oynamam sanırım Empire Total War'ı ya. Tam bir baş ağrısıydı. Empire Total War bayağı bir üzdü beni, yıprattı. Kaos'un 3 ordusu mu var, 2 ordusu mu var? Ademciğim şimdi şöyle. Kaos ordusunun önden yolladığı 3 tane köpek var. Bunlar Kaos'un ayakçıları, ayak takımı. Bu ayak takımı yurdu yıpratırken bu ayak takımından yaklaşık 25-30 tır sonra ana ordu devreye giriyor. Ana ordu geliyor. Yani Kaos'un normalde 5 ordusu var. 2 ana ordu, bir tane de şey 3 tane de ara ordu. Ya yani 3 köpek, bir tane 2 tane de ana ordu var işte. Ebedi gözleyenle ebedi seçilmişin orduları. Lütfen kumarımız iyi tutsun. Büyü rüzgarı artsın. Güzel, 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 güzel.
Yüksek büyü kalitesiyle başlayacağız. Harika. Yüksek büyüyle başlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bunlar karadan saldıracak. Bunlar o yüzden 2 numara olsun. Isabella, ejderhalar ve bizim Vargeist'ler de 1 numara olsun. Bunları direkt muhtemelen şeyin üzerine fokuslayacağım. 2 numara şöyle bir arada durun. Bunları direkt iyon topunun üzerine fokuslayacağım ya. Kaos'un geriye kalan son ordusu arkadaşlar. Bilinen yok oluşun temsilcisinin nihai son savaşı. Öyle alelade bir savaş olmayacağı zaten modellemelerden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Savaş tazıları, atlılar, en nefret ettiğim cirit atan atlılar. Çok fazla savaş tazısı var ya. Çok fazla savaş tazısı var. Ve bir adet de yok edici top. Hadi bakalım. Başla muharebeye. Bizimkilerin ordusu da gelsin, yetişsin. Kanka, şimdi sen şunlarla beraber takım 2'ye geç. Bunlar yürüyerek gidiyor çünkü. Şurada sıralanın. Şunlar. Siz de Team 1'e gelin. Buraya dizilin. Bütün uçanları böyle şu iyon topunun üzerine çakacağım. Daha henüz bu top kendini ateşlemedi. Niye? Şu an bizim menzili layıkıyla görüyor. Tamamını görüyor ordunun. Cehennem topu. Sanırım birazdan ateşleyecekler. Ordumu toparlayıp öyle gireceğimi biliyorlar. Niye o halde benim toparlanmama müsaade ediyorlar? Çok ilginç gerçekten. Orduyu toparladığım gibi gireceğim. Bizimkiler havadan direkt bu topların arasına dalacak, yok edecek. Niye böyle bir şeyi göze alıyor hala bilmiyorum. Hala topçusunu saldırtmadı. İlginç. Gerçekten ilginç. Karadan destek verecek ordu da ufak ufak yanaşsın. Kardeş siz bir hızlı gitsenize ya. Bir koşun. Karada da yardıma ihtiyacımız olacak çünkü direkt liderlerine fokuslanacağız. Oyun 1900 ile 2100 arasında geçiyor. Bir ülke seçip otomobil yapıyorsun. Yerli bir otomobil talep ediyorsun falan. Ha, anladım. Samet abi barbarları mı oynuyor? Biz vampiriz. Vampir, vampir. Bunlar barbar değil ayrıca. Bunlar kaos ordusu. O dünyayı yok etmeye gelenler. Yani insanların, cücelerin, vampirlerin ve diğer tüm ırkların dünyayı kirlettiğine ve dünyanın tamamen yok olup baştan başlaması gerektiğine inanan manyak bunlar yani, anladın mı? İlk kez izliyorum. Ben Atilla oynadım. Bu mu daha iyi, Atilla mı? Ben bunu oynamayı becerebildiğim için benim gözümde bu daha iyi elbette. Bütün ordular yerlerini aldı. O zaman Isabella komutasındaki ordu dalışa başlasın bakalım. Direkt şu adamların toplarına yöneleceğiz. 2 numaralı ordu da buradan koşa koşa ilerleyecek abi. Koşun bakalım. Bunlar biraz yorgun düşecek ama. İlk ionosfer topunu yedik. İyon topunu. Isabella. İyon topunu yeni bir şey yap bakayım. Helle. Alev topunu Lord yolladı Isabella'ya. Isabella'ya alev topunu Lord yolladı. Abla def bas. Allah ne verdiyse bas. Allah'ını seviyorsan Allah ne verdiyse bas. Lord'a kara büyüyü yapıştır. Bir numara. İn abi. İn 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 in. Bekle şimdi, bekle şimdi. Şu atlıların anasını belleyeceğim. Dört tanesini atlıların üzerine raşlat hocam. Atlıların üzerine raşlat. Aha da bizim yıkım ordusu da geliyor. Beyler yürüyün. Beyler yürüyün. Şimdi bir saniye. Bu atlıların bir yıkım ordusu daha var. Dördünüz de şu atlılara rotasyon yapıyorsunuz. Sıktırtmayın aga kendinize. Kendinize sıktırtmayın. Ejderhalar. 1, 2, 3, 4.
4 ejderhayı birden Lord'a veriyorum abi. 4 ejderha Lord'un icabına bakacak. Hadi bakayım. Aha da bizim diğer Lord da geldi. Kanka, sen de can ağzı olana her basıyorsun. Basamıyor galiba. Isabella. Sen bas can ağzı olana hele. Ha, Isabella bastı. Tamam, onlar saldıysa gel 4 numara. Lord nerede lan? Kaos tahminimden çok daha çabuk dağıldı. Bak yine yetişemiyoruz elemanlara. Dön fokuslan, dön fokuslan. Bir tane ejderhayı takayım peşlerine, o kovalasın dursun. Geri kalanları ana işi görecek zaten. Atlılar raşlamaya geliyor. Delikanlı mısınız oğlum? Birader kendi adamını helle. Isabella şu yerdekini helle. Atlılarının gücüne yetişemiyoruz ki. Bak bu savaş diğerinden daha kolay oldu. Niye? Çünkü bu savaşta heriflerin şeyi yok. Heriflerin atlıları fazla değil. O atlıları fazla olsa... Liderleri nerede lan? Kati zafer aldık şu an, ona eminim de. Liderleri nerede bu heriflerin? Ona fokuslanacağım. Liderleri nerede? Bizim Lord burada, araba burada. Düşman Lord'u ölmedi şu an ya. Düşman Lord'u ölmedi. Kaçıyor bir yöne doğru. Ebedi seçilmiş kaçıyor bildiğin. Bu değil, bu atlı. Bunlar da atlı. Burada bir yerde mi? Sıkıştırdınız mı Lord'u? Şunlar mızraklılar. Şurayı bir açın. Galiba Lord diye bir şey kalmadı abi. Galiba Lord diye bir şey kalmadı elemanlarda. 4 tane kaybımız var. 10 tane de yedek ordudan kayıp var. Son itibariyle hiçbir adamımız ölmemiş. Ve kaos savaşçılarını rahatlıkla durdurmuşuz. Bizim birimlerimiz çok güçlü zaten. Vlad'ın ordusunun sağda lan sağda. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Vlad'ın ordusunun hasar görmesinin sebebi mızraklı atlıların sayısının fazla olmasından kaynaklıydı. Bak bu atlılarda 0 kill var. 0. Normalde bu atlılar bizim işimizi bitirdiydi. Vlad'ın dağlarında çiçekler açar. Aynen aynen. Öh. Şu yükleme ekranı uzun olmasa var ya, bu oyuna bayılacağım, başından kalkmayacağım da yükleme ekranları çok uzun be abi. Yükleme ekranları çok uzun ya. Galiba birisi büyük harf kurbanı oldu az önce. Zımbaladım o bot, affetmedi. Ejderhalarımızdan biri birazcık zarar görmüş. Onun dışında artık bu orduyu alıp Vlad'a desteğe götürebiliriz ya. Şaman Efes, Babuş, Warhammer iyi oyunmuş. Tüm Total War'ları oynamıştım ama Warhammer'ı hiç oynamamıştım. Ama en iyisi Empire Total War demiş. Ya neyi oynayabiliyorsan en iyisi odur kanka ya. Yükleme ekranı PC ile alakalı mı? Muhtemelen herkes de aynısı olacak. Abi sen Norska Savaşı'nda atlıları hiç takmadın. Bundaki gibi dörder ordu gönderseydin menzillere çıkardın yine Norska'ya. Hacım nasıl oldu biliyor musun? Bizim Wargeist'ler, uçanlar şeylere yetişemiyor, atlılara yetişemiyor. Fokus kaydırdık sadece. Yaz indiriminde Warhammer alalım mı sence? Warhammer 2 alacaksan mis gibi. Kati zafer çok güzel. Esirleri öldürüp liderlik mi elde etsek yoksa esirlere hükmetmeyi mi seçsek? Esirleri öldüreceğim. Ne olur artık kaos yok oldu bitti de. Sonunda lan. Sonunda kaosu yok ettik abi. Nihayet.
Artık ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ordu komple Vlad'ı supportlamaya, desteğe gidecek. 14.000 paramız da var. Bekle, para biriksin. Önemli değil. Para biriksin. Harcamak zorunda değiliz. O sadece cadı evini upgrade'leyeceğim ki o da şeyden dolayı, yani vampir yozlaşması yaysın. Empire Total'lara çok efsane oynuyorsun, değil mi? Değil mi? Kafayı yiyeyim böyle yapayım ortalıkta. Oyunun amacı ne? Her ırkın farklı bir amacı var. Bizim amacımız 15 eyaleti ele geçirip kontrolümüz altında tutmak. Aynı zamanda imparatorluğu komple yok edip imparatorluk şehirlerini vampir şehirleri haline çevirmek. Ve ilk kez kaosu kendi ellerimle savaşa savaşa yendim. Mutluyum, huzurluyum. Açıkçası. Bir barış çağrısı mı? Tamam. Muhtemel isyan. Neresi? Şu bölgede çıkacak abi isyancı. Vlad'ın ordu kendini onarmış. Vlad muhtemelen gidip oradaki isyanı durdurabilir. Şuraya gir. Burada da isyan çıkacak da gerçi. Vlad buraları şimdilik tek başına idare etmek zorunda. Şimdilik tek başına idare etsin. İleride ona desteğe gideceğim. Hemen Drakonov Kalesi'nden artık yasaklı kütüphaneyi basıyorum. Isabella şu Temple of Kalesi'ne çekilip bir tane daha ejderha basacak. Sen de buranın dibinde dur. Isabella, bir tane daha ejderhaya ihtiyacımız var. Bir ejderha daha basıyorsun. Tamam mı? Sonra her şey yavaş yavaş çözülüyor abi. Elflerle bir de askeri ittifaklık kurduk. Düşün, elflerle ya, elflerle. Elflerle askeri ittifaklığımız da var. Paşa paşa yolumuza bakacağız artık. Savaş sona erdi. Şimdi toparlanma zamanı. Elfler kimlerle savaştı? Onlara hiç bakmadım ben. Ve Norska'nın diğer bölgelerini de ele geçireceğim. Isabella'nın ordusuyla Vlad'a bir destek verelim. Bu kış kabilesinin komple kökünü kazıyacağım ben. Onlar şimdilik ağlaya dursun. Keşke Unicorn olsaydı mı? Tüm fraksiyonlarda hücum bonusu. Ne güzel. Demirciyi upgrade'lemeyeceğim. Kurgan hayaleti vırt zırt için şu mıknatıs taşını basabilirim ya da basmayacağım. Neden? Çünkü burada Isabella'nın ordusu olduktan sonra bu elemana da ordu ayarlayacağım ve bu elemana benim şu an deli divane Wargeist basmam lazım. Wargeist basılsın bakalım senin orduya. Essen. Taşı ikinci seviyeye. Bas burada gelir binasını. Bas burada şunu. Vlad isyan çıktı mı burada? Vlad geldi, asayiş sıfıra bindi. Güzel. 3 tur sonra götürüp Isabella'nın ordusuyla Vlad'ın ordusunu takviye edeceğim. Isabella'da 4 ejderha, 2 tane de Wargloof var. Şey, 4 tane de Wargloof var. Isabella'nın ejderhalardan ikisini Vlad'a veririm. Vlad'da 5 ejderha olur. 5 ejderhanın yanı sıra 6 tane de Wargeist alır abi. Mis. Bir saniye. 8. seviye, 7. seviye, 5. seviye, 5. seviye. Şu iki Wargloof'u yanımdaki elemana vereceğim. Bir tane daha ejderha bastıracağım. Hatta şimdi şöyle bir şey yapalım. Orduyu bir sal. Isabella ile dip dibe gel. Isabella sana şu iki Wargloof'u versin. Tamam mı? Isabella bir ejderha daha bassın. Bu ejderhalardan biri Vlad'a gidecek çünkü Vlad'ın orduyu dörtlemek amacıyla. Bir tane de Wargeist bas bakayım. Şurada kalanlara da sen Wargeist bas kardeş. Evet, para kalmadı.
Ordu yeniliyoruz tabii. Şey değil, kolay değil. Kısa zafer de yapabilirim, uzun zafer de yapabilirim ama şu an için kısa zaferden yana taraftarım. Çünkü 15 tane eyaleti zapt etmek zor olacak. 15 eyalet kolay kolay tutulmaz gibime geliyor. Muhtemel isyan troll yurdu. Tam biraz haraç verilir. Tamam ablacım. Tamam. Sana aksini iddia eden olmadı. İstediğin gibi Darkness olabilirsin. Mühim değil. Buralardan para veren binalar basıyoruz. Esen'i de bir tık geliştirelim. Vlad burayı birazcık düzene sokmaya başarmış. Şurada isyan çıkarsa gider Vlad'la bastırırız. En baba iki tur sürer zaten. İki turda orayı bastırırız biz. Sonra daha geleceğiz. Buraları falan alacağız. Of, ölme eşeğim ölme. Yani birazcık şu saatten sonra angarya iş yapacağız gibi bir şey. Alalım bakalım save'i. Altı bin de hiç fena para değil ha. Yalnız birazdan ordular basılınca o para düşer de. Ne yapalım? Karakter hareket hızı hızlı. Yapay zekayı izlemeyi kapatsak. Ya şu an nasıl olsa doğru düzgün kimseyle savaşta değiliz, şeyde değiliz. Yani yapay zeka hakimiyetini kapatalım. Şeyini direkt kendimiz oynayalım. Kendimiz odaklanalım. Kardeş sana da bir iki ejderha basmak lazım ya. Bir iki ejder bas. Kalanına da Wardloof basacaksın zaten. Tamam, senin orduyu da 20'ye tamamlayacağız. Şuraya şu an başka bir şey basamıyorum. Kardeş dursun bir şimdilik. Erengard'daki deniz limanını falan upgrade'leyip para bulacağım da. Erengard'da isyan çıkacak muhtemelen gelecek tur. Ben orduyu şurada tutayım da isyan çıkar çıkmaz kafasına vurayım. Yavaştan saat 8 oluyor. Oruç tutanlar az daha dayanın. Az kaldı. Allah kabul etsin. Troll yurdunda ayaklanma. Hallederiz. Teknoloji araştırıldı. Kahramanların eylem başarı olasılığına vereceğim. Aşağıda da isyan çıkacak muhtemelen. Onu da indiririz. Şu isyan ordusunu bir keselim bakalım. Kalan esirleri de öldür. Liderlik becerin artsın. Tek seferde nasıl inmiyorlar onu anlamıyorum ki. Tamam, büyü direnci falan da kazandık. Alt tarafta da isyan çıkacak zaten de. Aşağı tarafın isyanını salla. Şimdi Isabella'yı zaten Vlad'ın ordusuna desteğe yollayacağız. Isabella buradan bir şu Zamastara'ya gelsin. Tamam kardeş, sen de zaten ordunu basıyorsun. Yeni teknoloji. Hortlak grubu falan yapmayacağım. O yüzden vampir mahzen mezar ve kalelerin gelirini arttırayım şuradan. Buradan da gelir binasına gidelim. Buranın şehrini upgrade'leyelim. Sanırım başka yapılacak bir şey kalmadı. Bunlar da Bretanya'nın kaleyi tehdit ediyorlar. Etsinler, ne yapalım. Vlad'ın yakın dövüş savunmasını da arttıralım. Pembe boynuzlu beyaz pamuk renginde bir unicorn istiyorum oyuna. Aha. Görürsem söylerim. 1500 gold'luk hayalet vardı. Bas bence. Varge'den daha iyi giderler. Pusucu ortaya çıkarıldı. Bam mı? Buralarda bize pusu atmaya mı çalışacaklar? Dur bakalım. Gelecek tur şunları döver indiririz. Senin seviyeni hemen 3'e çıkartalım.
Buradaki kaleyi de 3 yapalım hemen. Isabella'nın orduya zaten görevi verdik. Isabella ilerliyor. Tamam, bu çocuk da gelecek tura hazır olacak. Bu çocuk gelecek tur hazır olduktan sonra yavaş yavaş şuradaki Talbem, Wolfsburg falan bu bölgeleri aldırmaya başlayacağım ona. Bir yandan da insanlarla savaşa tutuşmak zorunda kalacağız büyük ihtimalle. Ve bir şeyi merak ediyorum. Elfler kimlerle savaşıyor? Benim tek müttefikim elfler. Elflerin askeri geçişi falan var. Savaş için işbirliği mevcut. Kanka ticaret yapamıyor mu la sizde? Bakalım dünyada kimler beni seviyor, onu merak ediyorum ben. Orman elfleri seviyor. Bretonya az biraz. Orman elfleri hakikaten bayağı çok seviyor. Sırf kaoslarla savaştığımız için bu arada orman elflerinin sevmediğini. Başka bir insan kabilesi falan seviyor. Çentik boynuz kabilesi, Norskalar falan da nefret ediyor. Kaos'un işini bitirdik. Şimdi Kaos'un köpeklerinin kafaya basıyoruz zaten ya. Ama insanlarla da barışımız uzun sürmez muhtemelen. İnsanlara da dalacağız belli bir süre sonra. Zamanın olursa Discord'dan özele bakabilir misin? Tabii, hay hay. Ne demek? Discord'um şu an kapalı ama 2 dakikada açarım. O mühim değil. İftara git, iftara. Daha iftara var arkadaşlar. İftara daha 10-15 dakika var. Sıkıntı yok. Wayhorseman hoş geldin. Arkadaşlar iftarı unutmadım, merak etmeyin, daha 10-15 dakika var. Kardeş şu heriflerden bir kurtul. Esirleri de öldür. Allah'tan yetişiyor. Oradan oraya isyancı kesmekle uğraşıyorum da. Aha bak, Isabella geldi. Şimdi Isabella bu adama takviyesini yapar. Base'ine geri döner. Paşa paşa ordusunu basar. Şimdi Isabella, bir tane ejderha veriyorsun. 4 ejderhası olacak. 4 ejderhadan sonra 7 tane de Wargeist verebiliyorsun, değil mi? Seviyesi yüksek Wargeist'leri ver. Bulat seviye almış zaten ya. Tamam, senin işin bitti. Buradan gideceksin, kendine tekrardan ordu basacaksın Temple of Kalesi'nde. Bizim Temple of Kalesi'ndeki çocuğun da işi bitmiş. İnsan ırkına karşı savaş ilan etmek için o da Wutba'da doğru ilerlesin. On numara. Bulunduğun şehirde ezan okunan arkadaşlar için Allah kabul etsin. Aynen arkadaşlar, Allah kabul etsin. İyi akşamlar Elizabeth, iyi akşamlar. Daha var ya, benim ezana 10 dakika var. Vlad'ın orduyu fulledik hazır. Birkaç savaş görüp ondan sonra gideriz ya. Savaşsız dövüşsüz çıkılır mı? Yapay zeka hareketlerini kapattım da bu arada. Bizi ilgilendiren hareketleri gösterir sanırım sadece ya. Orman elfleri müttefikin savaş ilan etti Bretonya'ya karşı. Tam müttefikin tarafında savaşa gireriz canım. Şu görünümü bir sınırlıya al. Görünümü sınırlıya al. Çünkü Bretonya'ya karşı savaşa girdik. O Bretonyalıların ne yapıp ne edeceği belli olmaz. Sen şimdi Temple of Kalesi'ne doğru ilerleyeceksin. Ekstradan ordu basmaya. Kardeş sen Bretonya'ya vurmaya başla. Elfler insanlığa savaş açtı ilginç bir şekilde. Ne yalan söyleyeyim, daha önce böyle bir şeye şahitlik etmediydim. Elflerle insanlığın savaşı çok garip gerçekten. Ve Vlad Efendi. Buranın asayişinde sıkıntı yok zaten. Şu Zavestara'nın asayişi artı 3 artıyor yavaş yavaş. Güzel. Ben gidip şu Norden'i almak istiyorum şu anda. Şuradan şeye doğru ilerleyelim. Norden'in oraya doğru ilerleyelim.
Orduyu fulledik. Ordunun hepsi de tecrübeli. Bazılarının tecrübesi diğerlerine nazaran daha az ama onlara da zamanla savaşlarda tecrübe kazandırabileceğimize inanıyorum açıkçası. Şuradan gıbbet de basalım. Sürekli gelirimi arttırmaya çalışıyorum zaten. Bu ordu direkt Bretonya Kalesi'ne girecek. Isabella kendini toparlamaya giriyor zaten. Kurgan hayalet mi? Bunlar bildiğin vampir lan. Kara şövalye falan. Vampirler mi bastı ortalığı? Allah Allah. Bir saniye. Aa, BFM2 oynayacağım mı? Kısmet olursa. Henüz indirmedim ama oynayacağım. Ezan okunuyor. Ankara ezanına daha var arkadaşlar. Ankara ezanına daha var. Strateji oyunlarından neden iki türlü çıkış tuşu olur? EU4, CK2, Total War falan. İki türlü çıkış tuşu olur derken neyi kastediyorsun anlamadım dostum. Bu arada bu elemanlar tekrardan şey yapmaya başlamışlar ya. Ordu toparlamaya başlamışlar. Sıkıntı yapacaklar yine. İstanbul'da iftara 31 dakika var. Ama ben Ankara'da yaşıyorum. Ve Ankara'da olduğum için daha zamanım var dostum. Bir savaş daha yaparız ya. Bir şehir savaşı daha yaparız. Bir masa üstüne bir de direkt oyuna çıkıyorsun. O ana menüye dönmek için işte. Hani ana menüye dönüp tekrardan başka bir devletle falan başlamak isteyebilirsin. Biz Bretonya ile savaşta değil miyiz? Müttefikin tarafında savaşa girdik. Marienburg'la savaştayız. Anladım. O zaman şu Bretonya ile bir savunma anlaşmasını bozalım. Bretonya. Kardeş gelecek turda dalarım sana. Gerçi 10 tur içerisinde dalarsam sıkıntı çıkartıyor. Mevzu yapıyorlar ama. Oh, buralar vampirlik demiş. Ben buradan geçerken ordum vampirlik de kaybetmiyor. E gider şuralara çökerim ya. Sonra bir bir Bretonya'ya gider saldırır. Onlara çökerim. Tamam. Sen de Temple of Kalesi'ne doğru döne dur. Buralarda gelir binaları da basıyorum. Gayet iyi. Normal yürüyüşle burada bunu devirebiliyor muyuz? Sanırım gelecek tur devirebiliyorum. Çünkü burada kaos yozlaşması %57. Güzel, burada iyi binalar da var. Direkt otururum buraya. Erengard'ın diğer ucunu da almak isterdim ama. Ha, bu arada canavar adamlar da dibimizde. Burada canavar adamlarla da fight yapacağız. Ey yavrum ey. Müttefikin saldırıya uğradı orman elfleri. Cüceler tarafından saldırıya mı uğradı orman elfleri? Kanka ben cücelere karşı sınırımı nasıl savunacağım peki? Benim bir ordu Bretonya'da, bir ordu Temple of'a bile yakın değil. Çarşı pazar karışacak hocam. Çarşı pazar karışacak. Artık bizim bu cücelerden çekeceğimiz var. Çarşı pazar karışacak. Kanka cücelerle de savaşa girdim seninle. Ne istiyorsun? Tarihte ilk kez vampirlerle şeyler bir arada çalışıyor yani. Ha, Bretonya'ya karşı da savaşa katıl diyorsun. Evet arkadaşlar. Elflerle dostluk kuranın burnu boktan kurtulmazmış. Yani. Eyleme elfi dost. Sonra olursun mort. Norskad ordu toparlıyor yukarıdan. Cücelerle fight'tayız. Elf şeylerle, insanlarla fight'tayız. Canavar adam kabileleriyle fight'tayız. Herkesle fight'tayız anasını satayım ya. Norska ile fight'tayız. Buz trolleri. Ulan menzilli üniteleriniz varsa elle yapmama gerek yok savaşı zaten. Tek atacağım da. Aa, sürat sancağı var. Vlad'a vereyim lan sürat sancağını. Vlad çok yavaş zaten. Kardeş işgal et burayı.
Biz buralarda fetihler yapıyoruz, fight'a giriyoruz da. Şuraya upgrade'le canım. Biz burada fetihler yapıyoruz da götümüzde de cüceler bağırıyor. Onu nasıl halledeceğiz? Tamam, güzel. Isabella buraya geldi. Darkenhof Kalesi'ne dalmayı deneyebilirler. Darkenhof Kalesi'nde ayı gibi garnizon var. Hiçbir bok yiyemezler Darkenhof'ta. Şurada ne kadar garnizon var? Buranın garnizonu tırt. Şu şehir çok tehlikede var ya. Buraya gelip böyle direkt şuradan selamun aleyküm deyip çakabilirler. Onun dışında cücelerle her yerde bağlantımız var anasını satayım. Nasıl tutacaksak cüceleri. Arada şu şehri bir ele geçir. Ben büyük bir fight olur diye tahmin ettim ama olmadı, sağlık olsun. Her yeri ele geçire geçire mi ilerlesem acaba ya? Ya da yerle bir ederim sonra mı dönüş yapsam? Ele geçire geçire gideceğim ya. Şu an var ya, o kadar sıkıntılı durumdayız ki aşağısı cüceler, tamam mı? Yukarısı Norska kabilesi. Şurada bir boş alan var. Bu boş alanı dolduracağım böyle komple. Kendi sınırlarım arasına katacağım. Orman elfleri alttan bize yardım ediyor. Arada Bretonya var. Cüceler var. Bretonya ile de savaştayız. Şurada ayı gibi bir Bretonya var. Aşağıda cüceler var. Ki biliyorsunuz cüce ırkı zaten güç sıralamasında birinci sırada. Biz ikiyiz. Cüceler bir. Bretonya'da üç. Elfler 4. Tarihsel kapışma anasını satayım ya. Yemin ediyorum tarihsel kapışma ya. Neyse, save alalım. Başka bir zaman devam ederiz. Save'imizi alalım. Bu vampir save'i daha karışır hocam. Çarşı pazar daha çok karışır. Save'imizi alalım, sonra devam ederiz.